Merhabalar, 2020 bursluluk sınavı 7. sınıf Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler konularıyla yine birlikteyiz. Sınav tarihi 25 Nisan ve 25 Nisan'a kadarki konuları anlatacağım sizlere. Sizlere önerim son 10 yılın çıkmış sorularını çözmeniz. Son 2 hafta her gün çıkmış soruları her yılınkini bir gün çözerseniz sınavda başarılı olacağınıza inanıyorum. Türkçe konularıyla başlayalım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere gönderdiği Nisan ayına kadarki yetiştirmesi gereken konularla burada konular ve öğrencinin kazanması gerektiği kazanımlar var. 7. sınıf Türkçe konuları fiil, çekim ekleri, kip, kişi ekleri, anlam kayması, fiillerin anlam özellikleriyle başlıyor. Daha sonra sözlükçe anlam, çok anlamlılık, sözlükçe anlam, sözcükler arası anlam ilişkisi ve söz sanatları, fiiller, çekim ekleri, kip, kişi ekleri, anlam kayması, fiillerde anlam özellikleri, fiil çekim kipleri, daha sonra ara tatilden sonra fiiller, fiil çekim ekleri, anlam kaymasına devam ediliyor. Cümlede anlam, okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunma, fiilde yapı ve ekler, basit türemiş bileşik fiilleri ayırt eder, ek fiil ve işlevlerine uygun olarak kullanma, Ocak ayında zarflar, zarfların metin anlamlı olan katkısını açıklama, yine parçada anlam, ana düşünce, ana duygu, konu başlık ve yardımcı düşünce ile ilgili konular, ara tatil, birinci dönemin sona ermesi ve ara tatil, ikinci dönemin başında söz grupları, anlam, kalıplaşmış söz grupları, deyimler, atasözleri, cümlede anlam, okudukları ile ilgili çıkarımda bulunma, anlatım bozuklukları var. Anlatım bozukluklarını tespit etme, anlam yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durma. Mart ayının sonunda parçada anlam, parça oluşturma, parça tamamlama. Birinci ara tatil. Bu ara tatilde arkadaşlar daha önceki yılda çıkmış soruları çözebilirsiniz. Çünkü 25 Nisan'da sınavımız var. Parçada anlam, anlatım biçimleri, düşünce geliştirme yolları, anlatıcı hikaye unsurları, metin karşılaştırma, metinin dil ve anlatım özellikleri. Burada 25 Nisan'a kadarki konular bu kadar Türkçe'de. Matematik konularına geçelim arkadaşlar. 2019-2020 7. sınıf matematik konularımız. Tam sayılarda işlemler, yine tam sayıların kendi tekrarlı çarpımını üstlü nicelik olarak ifade etme, tam sayılarla çarpma, bölme yapma, toplama, tam sayılarda toplama çıkarma, tam sayılarda işlemler yapmayı gerektiren problemler çözme, rasyonel sayılar, rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterme, rasyonel sayılar devirli olan olmayan ondalık gösterimleri, rasyonel sayıları ifade etme, rasyonel sayıları sıralama ve karşılaştırma, rasyonel sayılarla işlemler yapabilme, rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplama, ara tatilden sonra rasyonel sayılarda çok adımlı işlemler, rasyonel sayılarda rasyonel sayıların işlem yapmayı gerektiren problemler, cebirsel ifadelerde toplama çıkarma, doğal sayının cebirsel ifadeyi çarpma, sayı örüntülerinin kurallarını ifade etme ve denklem, eşitliğin konumunu ilkesini, korunumu ilkesini anlama, birinci dereceden bir bilinmeyen denklemler, birinci dereceden bir bilinmeyen denklemler çözme, birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmaya gerektiren problemler çözme. Sonra 15 tatil. 15 tatilden sonra Şubat ayında oran orantı, doğru orantı, iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade etme, ters orantı, yüzdeler. Yine Mart ayının birinci haftası yüzdelere devam etme, yüzdelerle ilgili problemler çözme. İkinci haftasında doğru doğrular ve açılar, bir açıyı İki eş parçaya ayırarak açı ortayı belirleme, yine iki paralel doğruya kesirin oluşturduğu yöndeş, ters açı, iç ters, dış ters açı. Mart'ın sonunda çokgenler, düzgün kenar ve açıları, çokgenlerin köşeleri ve iç açıları. Yine Mart ayının, Nisan ayının başında çokgenler, dikdörtgen, paralel kenar, yamuk, eşkenar, dörtgeni tanır, iç açıların özelliklerini belirleme. Birinci ara tatil, birinci ara tatilde, ikinci dönem ikinci ara tatilde arkadaşlar, önceki dönem soruları çözersiniz, hazırlanırsınız. Çokgenlere devam ediyor, eşkenar, dörtgen, yamuk, alan bağlantılarını oluşturma, alanla ilgili problemler, çemberlere kadar, 25 Nisan'a kadar olan konular matematikte bu kadar. Fen bilimlerine geçiyorum. Yine konular ve kazanımlar bunlar arkadaşlar. Güneş sistemi ve ötesi, uzay, birinci konu uzay teknolojisi, uzay kirliliği, teleskop, teleskobun gök bilimindeki gelişimdeki önemi, basit teleskop, yıldızların oluşumu, yıldızlar kavramını açıklama, galaksilerin yapısını açıklama, hayvan bitki hücresi, hücrenin kısımları, geçmişten günümüze hücrenin yapısı, hücre doku organ sistem organizma ilişkisini açıklama, mitoz bölünme, mitoz bölünmenin önemi,
mayoz bölünme, canlılık için önemi, üremen hücrelerinde mayoz görüldüğünü bilme, mitoz ve mayoz arasındaki farklar, arkadaşlar kütle ve enerji ünitesi, kütleye etki eden yerçekimi kuvveti, kütle ağırlık arasındaki ilişki, yerçekimi kuvvetinin gök cisimlerinin temelinde açıklama, fiziksel anlamda iş, enerji, kinetik enerji, potansiyel enerji, kinetik ve potansiyel enerjinin birbirine dönüşümü, yine sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisi, hava ve su direncini azaltmaya, arttırmaya yönelik tasarımlar, Ocak ayının son haftası saf maddeler ve karışımlar atomun yapısını inceleme, geçmişten günümüze atomun yapısı, aynı veya farklı atomdan bir araya gelerek molekül oluşturma, çeşitli molekül modelleri, yine saf maddeler ve karışımlar, çeşitli molekülleri oluşturma, saf maddeler, bileşikler, elementleri sınıflandırma, periyodik sistemde ilk 18 element ve bunların sembolleri, yaygın bileşik formüllerini ezberleme, öğrenme, saf maddeler, karışımlar Şubat ayında devam ediyor. Karışımları homojen ve heterojen karışımı olarak sınıflandırma, günlük yaşamdaki karıştırdığı çözücü ve çözünenleri bulma, çözeltiye hesap etme, çözünme hızına etki eden faktörleri belirleme, karışımın ayrılması, yine Şubat ayının son haftasında karışımın ayrılması, evsel atıklar, arkadaşlar katı ve sıvı evsel atıklar, geri dönüşüm, yeniden kullanılabilecek eşyaların ihtiyacı olanlara iletmeye yönelik proje geliştirme, ışığın maddeyle etkileşimine geçiyor. Şubat'ın sonunda ışığın madde üzerindeki etkileşimi, beyaz ışık, güneş sisteminde günlük yaşamdaki teknoloji, güneş enerjisinin gelecekteki nasıl yararlanılacağı, ayna çeşitleri, düz, çukur, tümsek ayna, özel ışınlarla görüntü çizme, ortam değiştiren ışığın izlediği yolları ve kırılma olayı, ışığın kırılması, ince kenarlı ve kalın kenarlı mercekler, ince ve kalın kenarlı merceklerin odak noktası, yine merceklerin günlük yaşamdaki etkisi, kullanıldığı alanlar, örnek, ayna ve merceklerle kullanarak görüntüleme aracı tasarlama, arkadaşlar Nisan'ın ara tatilden sonra yine canlılarda üreme, büyüme, gelişme ünitesi, insanda üremeyi sağlayan yapı ve organları şema üzerinde açıklama, üreme hücreleri, fetüs, embriyo, zigot, embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için alınması gereken tedbirler ile arkadaşlar fen konuları sona eriyor. Son olarak sosyal bilgiler konularına bakalım arkadaşlar. Birey ve toplum, iletişim, bireysel toplum ilişkisi, medyanın sosyal değişimi etkileşimindeki rolü, İletişim araçları, Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış süreci, Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetine örnekler, Avrupa'daki gelişmelere bağlantı olarak Osmanlı'nın değişime zorlayan süreçler, birinci ara tatil, sonra Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri, Osmanlı Devleti'nde kültür, sanat, estetik anlayışına örnekler verme, insanlar, yerler ve çevreler ünitesine geçtik arkadaşlar, Türkiye'deki nüfusun dağılışını etkileyen faktörler, temel haklar ve yerleşme, seyahat özgürlüğü, bilginin korunması, Türk İslam Devleti'nde bilim ve teknoloji ünitesinde Türk İslam Devletleri'nde geliştiren bilgilerin bilimsel gelişim sürecine etkisi, 2. dönemin başında 15 ve 20. yüzyıl arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin bilimsel birikiminin etkisini analiz etme, özgür düşüncenin bilimsel gelişimine katkısı, üretimde ve yönetimde toprağın önemi, geçmişten günümüze örnekler, üretim dağıtım ünitesinde, yine üretim dağıtım ünitesinde arkadaşlar üretim teknolojiden gelişmenin sosyal ve ekonomik hayatına etkisi, üretim dağıtım ünitesiyle devam ediyor Mart'ın sonuna kadar arkadaşlar. Yine tarih boyunca Türklerde meslek edinme, dijital teknolojinin üretim dağıtım teknolojideki getirdiği değişimleri analiz etme, etkin vatandaşlık Nisan'da başlıyor, demokrasinin ortaya çıkışında gelişim evreleri günümüzdeki ifade ettiği anlamlar, ara tatil, demokrasinin ortaya çıkışı, gelişim evreleri ve günümüzde ifade ettiği anlamlar, Atatürk'ün Türk demokrasinin gelişimine katkılarını açıklama ile sosyal bilgileri konuları sona eriyor. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.